Evet, merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden notumuza devam edelim. En son H köprü yöntemiyle bir DC motorun nasıl yön değiştirilebileceğini açıklamıştık. Hatırlarsak 4 tane anahtarımız vardı. H şekline benzediği için bu H köprüsü adı veriliyor arkadaşlar. Çapraz olarak ne yapıyorduk? Anahtarlıyorduk. Eğer motorun ileri veya geri hareket etmesini ister isek çapraz olarak anahtarlarımızı anahtarlıyoruz. Burada örneğin 1 ile 4'ü anahtarladığımızda ne oluyordu? Tekrar dedim, artı çıkıp motorun sol tarafına artı kısmı geliyordu. Sağ tarafından akım çıkışı oluyordu ve eksisini 4. anahtar ile devreyi tamamlıyordu. Burada örneğin motor saat yönünde döndüğünü düşünürsek diğer çapraz durumda ne oluyordu arkadaşlar? Artı gelip 2 ile 3 2'ye geliyordu. Daha sonra motorumuzun sağ tarafına artı geldi bu sefer bakın. Ve motorun sol tarafından ikinci anahtardan ne oldu? Devresini tamamladı ve bu şekilde ne olmuş oldu arkadaşlar? Motordan geçen akımın yönü değiştiği için motorumuzun da neyi değişiyor arkadaşlar? Devir yönü değişiyor. Bahsetmiş olduğumuz gibi hazır entegrelerle bunu yapılabiliyor veyahut da işte siz ayrı ayrı bu şekilde transistörlerle motorun devir yönünü değiştirebilirsiniz. Bunu gerçekleştirmek için örneğin L298 işte TA7257P L99H01, LMD18245 gibi hazır entegreler var. Bunlara beslemesini veriyorsunuz, motor uçlarını bağlıyorsunuz ve hangi yöne dönecek sinyal girişi yapıyorsunuz. Enable sinyali var bir de. Hani entegreyi, yani daha doğrusu enerjiyi pasife veya aktif et gibi seçenekleri olan entegreler var arkadaşlar. Doğru akım motorlarında akım yönünü değiştirmek artık elektronik olarak çok kolay bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bir de arkadaşlar doğru akım motorlarının devir sayılarını nasıl ayarlıyoruz? Onlara bakalım. Şimdi genel olarak baktığımızda arkadaşlar bir doğru akımın devir yönünü değiştirmek için devir sayısını değiştirmek için ya döner hızını, yani alanını, alan sargısında dönen manyetik neyi değiştireceğiz? Yolu değiştireceğiz veyahut da siz doğru akım motorunun endüstrisine uygulanan gerilimi değiştirerek yapabilirsiniz. Bunu klasik en temel yolla bir reostayla, ki devreleri motorları hep anlatırken ne demiştik arkadaşlar? Ayrı ayrı hepsine bir reosta bağlıyorduk. Bu reostalar sayesinde motorun endüstrisine uygulanan gerilimi azaltıp artırarak devir sayısını da artırıp azaltabiliyorduk. Burada bakın bir endüstriyel uygulamada kullanılan bir yöntem var. Örneğin 3 faz girişimiz var. Burada bakın ne var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ne var arkadaşlar? Tristör, bunları güç elektroniğinde anlatılacak bunlar. Güç elektroniğinde bakın burada bir tristörler var. Tristörler kapısı kilitlenebilir, tek yönde akım akışına izin verilebilen anahtarlama elemanları arkadaşlar. Yarı iletken anahtarlama elemanları. Bunlar da bakın kosinüs fi diyor. Aslında burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Biliyorsunuz 3 fazda her birinde 120'şer derece faz farkıyla bu yarı iletken anahtarlarımız ne yapıyor? Buradaki faz geçişlerini kontrol ediyor. Eğer sıfır geçiş noktasını tespit ederseniz siz her faz için ne yaparsınız arkadaşlar? Bir kosinüs fi ile tetikleme açısını değiştirerek çıkıştaki gerilimi elektronik olarak ayarlayabilirsiniz. Endüstriyel olarak kullanılan arkadaşlar çoğu motor kontrol yöntemleri bu şekilde çalışıyor. Burada baktığımızda arkadaşlar 6 tane yarı iletken anahtarı işte faz sırasına göre tetikliyoruz. Bunlar yine çapraz olarak yine oluyor. Bakın buradaki birinci anahtar ile atıyorum
1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 ile 5 tetikleniyorsa daha sonra işte 5 ile 3 tetikleniyor. Bunların tetikleme sıraları var. Bunların ayrıntılı olarak anlatılmasını arkadaşlar güç elektroniğinde bahsedeceğiz. Bu arkadaşlar devre topolojisi tam kontrollü, tam doğrultuculu bir 3 fazlı dönüştürücü devresi arkadaşlar. Burada bakın ne yapıyoruz? Buradaki faz açılarını değiştirerek şuradaki neyleri ayarlıyoruz? Aslında DC gelimi ayarlıyorsunuz. Siz 380 voltu doğrultur iseniz 380 voltu doğrultur iseniz yaklaşık 513-514 volt bir DC barı elde etmiş olursunuz. Eğer siz burada kosinüs fiiller yani tetikleme açılarını değiştirirseniz siz bu DC baradaki işte 500 voltu, 400 volt, 300 volt gibi değerlerde ne yapabilirsiniz? Ayarlayabilirsiniz. Bakın bu devreye baktığımızda şurada bir endivimiz, direnci fırçalarımız, kolektörümüz, endivimiz, IA armatür yani endivi akımımız. Burada ise bakın arkadaşlar alan sargımız buradaki işte motorumuzun endivisinin dışında bulunan N ve S kutuplarının olduğu alan sargılarının ifade eden bobin grubu arkadaşlar. Normalde bakın bobine artıyı ve eksiği vererek ne yapıyoruz? Buradan bir manyetik akı oluşturuyoruz. Bu phi akısına bağlı olarak da ne oluyor? Buradaki motorumuzun devir sayısını değiştirmiş oluyoruz. Biz doğru akım makinalarında devir sayısını değiştirmek için neyi değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar? Şuradaki denkleme baktığımızda biz burada ayarlayabileceğimiz bir neyi ayarlayabiliriz? Kaynak gerilimini, U'yu ayarlayabiliriz. Bunu nerede ayarlıyoruz arkadaşlar? Tristörün tetikleme açıları ile bunu değiştirebiliyoruz. Bunu değiştirebiliriz. Eksi demişiz. Burası neydi arkadaşlar? IA çarpı RA. Zıt EMK. IA neydi arkadaşlar? NDV'den geçen akım. Bunu ayarlayabilir miyiz? Evet, ayarlayabiliriz. Buradaki NDV direnci sabit. Bunu elleyemiyoruz. Bölü. K. Buradaki K değeri nedir arkadaşlar? Motor sabiti. Bunu değiştiremeyiz. Çarpı Fi. Fi nedir arkadaşlar? Alan sargısının üretmiş olduğu manyetik akı. Alan sargısının üretmiş olduğu manyetik akıyı da yine biz ne yapabiliriz? Değiştirebiliriz. Eğer sabit mıknatıslı ise tabi bu fiimiz her zaman ne olacaktır? Sabit kalacaktır. Bunu değiştiremeyiz. Bizim burada değiştirebileceğimiz tek bir kolay yöntem var arkadaşlar. O da gerilimi değiştirmek. Gerilimi değiştirdiğimizde, arttırdığımızda ne olacak arkadaşlar? Bu kesirin paydası artacak ve en değerimiz artmış olacak. Siz eğer gerilimi azaltırsanız kesirin paydası azaldığı için buradaki en devir sayımızda ne olacak arkadaşlar? Azalmış olacak. Demek ki doğru akım makinalarında devri uygulanan gerilimi değiştirerek ayarlayabiliriz. Doğal olarak NDV'den akan akımda ne olmuş olacak? Azalmış olacak. Yine doğru akım makinelerinde arkadaşlar motorun hızını 3 yöntem ile değiştirebiliriz. Az önce bahsetmiş olduğumuz gibi bir motora uygulanan gerilimin genliğini yani miktarını işte 200 volt, 180 volt, 190 volt gibi gerilim de genliğini miktarını değiştirerek doğru akım motorunun hızını ayarlayabiliriz. 2. Alan sargısının manyetik akı alanını değiştirerek. Alan sargımız neydi arkadaşlar? Bizim dışarıda bulunan sargılarda bunlarda bulunan fi değerini değiştirerek. Bunu nasıl sağlarız arkadaşlar? Yine siz o bobin grubuna uygulanan gerilimi değiştirirseniz sizin alan sargınız değişir. Eğer sabit mıknatıslı ise bunu tabi değiştiremeyiz. Biz bunu bobin grupları ile yapılmış kutup sargıları için söylüyoruz. Alan sargıları arkadaşlar değiştirilerek manyetik alan şiddeti değiştirilebilir. Daha sonra NDV devresine direnç eklemek. NDV devresine eğer siz direnç eklerseniz ki şurada var bakın şu buraya bir ilave bir direnç eklerseniz siz bunu değiştirebilirsiniz. Tabi bu yine hangi mantıklı oluyor? NDV uçlarına uygulanan gerilimin azalmasıyla oluyor. Ne oluyor? Oradaki direnç üzerinde bir gerilim düşümü oluyor.
Geri kalan toplam direnç de NDV'ye düşüyor ve buna bağlı olarak da sizin N eşittir U eksi IA çarpı RA bölü kafi değerinden U'yu azalttığınız için motorunuzun devri de ne olmuş olacak? Azalmış olacak arkadaşlar. Tabi bu yöntemlerden en yaygın olarak kullanılanı ve en kolay olanı nedir arkadaşlar? Motora uygulanan gerilimin ayarlanması. Bunu nasıl sağlıyoruz? İşte güç elektroniği elemanlarıyla hız kontrolünü sağlamış oluyoruz arkadaşlar. Evet, bu üçüncü hafta notumuzu da size göndermiş olduğum notumuzu da bu şekilde tamamladık. Şimdi yeni notumuza geçiş yapalım. Bu notu ben size yine sistem üzerinden göndereceğim arkadaşlar. Şimdi dikkat edersek hep bu haftaya kadar ne işledik arkadaşlar? Doğru akım motorlarını ve onların karakteristiklerini inceledik. Yani ne yaptık arkadaşlar? Biz bir makinamıza elektrik enerjisi uyguladık ve buna bağlı olarak motorumuzun milinden hareket ve moment çıktısını aldık. Yani güç çıktısını aldık. Şimdi bunun tam tersini yapacağız arkadaşlar. Artık bu cihazımızı, makinamızı, milini biz dışarıdan bir hareket ile döndürerek elektrik enerjisi elde etmeye çalışacağız. Bu döndürme rüzgar enerjisiyle olabilir, işte su enerjisiyle olabilir veyahut da diğer redüktörlü dişli gruplarının tahrik sistemleriyle olan nedir arkadaşlar? Yöntemlerden biridir. Şimdi doğru akım jeneratörlerine baktığımız zaman yine arkadaşlar motorlarda da olduğu gibi kutuplarına bağlı olarak sabit veya elektromıknatıslı olabilmektedir. Sabit mıknatıslı dediğimiz işte bizim N ve S kutuplarını mıknatıs grupları ile elde etmiş olduğumuz işte ferromanyetik malzemeden yapılmış sabit kutuplarımız. Bunları değiştiremiyoruz. Yani hem konum olarak hem de phi değeri olarak değişmiyor. Sabit bir phi değeriyle sürekli olarak besliyoruz. Sabit mıknatıslı diyoruz biz buna. Diğeri ise elektromıknatıslı, yani bobin gruplarıyla elde etmiş olduğumuz alan sargılı nedir arkadaşlar? Yöntemdir bu. Sabit mıknatıslı uygulamalar daha çok küçük güçlü jeneratörle veya özel amaçlı işte konum veya açı kontrolü yapılan uygulamalarda çok kullanılıyor arkadaşlar. Yine kutupları elektromıknatıslar ile olan kutup bobinleri ile arkadaşlar çeşitli şekillerde beslenip uyartılıyor. Biz doğru akım makinalarında kutup sargılarından ne yapıyoruz arkadaşlar? Doğru akım geçirilerek sabit bir manyetik alan oluşturuyoruz. İşte buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Daha önceki haftalarda bahsetmiş olduğumuz gibi uyartım sargısı, uyartım akısı diyoruz arkadaşlar. Siz bir bobin çiftine sabit yani doğru bir gerilim uyguladığınız zaman o bobin çifti aynı bir mıknatıs gibi kalıcı mıknatıs gibi ne yapacaktır arkadaşlar? N ve S kutbu oluşturarak manyetik akının yönüne bağlı olarak bir ne oluşturacak arkadaşlar? Manyetik akı oluşturacak. Eğer siz bu bobin grubundan geçen akımı değiştirebiliyorsanız veyahut da gerilimini değiştirebiliyorsanız bu elektromıknatısın oluşturmuş olduğu uyartım akısını yani phi değerini artırıp azaltabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar yine standartlara göre değişiyor. Değişik üreticilere göre bu karakterler değişiyor ama bizim ders notumuzda anlatacağımız genel ifadeyle hani Clemens doğru akım jeneratörlerinin Clemens'lerinde kodlamalar var. Kodlamalar aslında bunları ifade ediyor. Bir doğru akım makinesinde arkadaşlar NDV sargı uçları Clemens bağlantısında A ve B uçlarıyla ifade ediyoruz, gösteriyoruz. Yani motorun dönen kısmını biz A ve B uçlarıyla ifade ediyoruz bobin grubunun. Yardımcı sargı uçlarını ise bunlar ne demiştik? Kutupların yanında bulunan yardımcı sargılardı. Bunları da G ve H ile gösteriyoruz. Şönt sargı yani NDV sargısı ile alan sargısının
paralel olarak bağlanmış olduğu generatör grubunun ise arkadaşlar C ve D uçlarıyla gösteriyoruz. Yine seri sargı uçlarını yani NDV'de bulunan bobin grubu ile alan sargısının bobin grubunun birbirine seri olarak bağlandığı generatör yapılarında ise biz seri sargı uçlarını E ve F ile temsil edip gösteriyoruz. Yabancı uyartımlı generatörlerde arkadaşlar uyartım sargısı uçları ise bu yabancı uyartımı anlatacağız. I ve K ile gösteriyoruz. Yabancı uyartım dediğimiz arkadaşlar bu az önce bahsetmiş olduğumuz seri, şönt ve kompunt tipinden farklı olarak siz alan sargısını dışarıdan besliyorsunuz. Harici bir kaynak ile besliyorsunuz. Onun gerilimini, akımını ayrıca ayarlayabildiğiniz arkadaşlar generatör tipleridir bunlar. Şimdi sırayla generatörlerimizi ve bunların çıkış karakteristiklerini inceleyelim. Şimdi doğru akım motorlarında hatırlarsanız motorlarda sabit mıknatıslı motor diyorduk. Ve daha sonra işte seri, şönt ve kompunt olmak üzere 3 tip olarak sınıflandırıyorduk. Şimdi burada generatör olarak çalıştırdığımız modda yani mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürdüğümüz makine tipinde uyartım şekline göre iki tip uyartım şekli var. Bir, yabancı uyartımlı generatörler. Yabancı uyartımlı generatörün alan sargısının dışarıdan harici olarak başka bir kaynak ile beslendiği ve ayarlandığı generatör tipleridir arkadaşlar. Siz bunu harici olarak besliyorsunuz. Daha sonra motorun generatörünüzün milini çevirdiğinizde o NDV alan sargıları o dışarıdan yabancı uyartım ile uyartılmış manyetik akıya maruz kalıyor ve Lenz kanuna göre değişken manyetik alan içinde kalan bir iletkende ilk öncelikle gerilim yükleniyor. Eğer siz bu generatörün NDV'sine bir yük bağladınızsa ne olacaktır arkadaşlar? Gerilim yükleniyor. Daha sonra da o iletkenden akım akıyor arkadaşlar. Yabancı uyartımlı generatörlerin çalışma mantığı bu. Ayrıntılı olarak tabii ki de birazdan hepsini inceleyeceğiz. Bir de arkadaşlar kendinden uyartımlı generatörler var. İşte bunlar kendi içinde 3 gruba ayrılıyor. Kendinden uyartımlı generatör dediğimizde alan sargısı ile NDV sargısı çeşitli yöntemlerle bağlanan ne gibi? Şönt generatör gibi. Yani alan sargısı ile NDV sargısı paralel olarak bağlanırsa bu yine nedir? Kendinden uyartımlı. Yani siz motorunuzun generatörünün milini döndürüyorsunuz. Oradan çıkan gerilim ile arkadaşlar alan sargınızdaki gerilim birbirine paralel. Yani üretmiş olduğunuz gerilim hem sizin çıkıştaki geriliminiz hem de alan sargısına uygulamış olduğunuz gerilim arkadaşlar. Bir de seri generatörler. Seri generatörler ise NDV sargısı ile manyetik alanı oluşturacak olan alan sargısı birbirine seri bağlı. Seri generatörleri arkadaşlar boşta çevirdiğinizde herhangi bir gerilim üretemezsiniz. Ne yapmanız lazım? Oraya bir yük bağlamanız lazım ki akım aksın, gerilim üretilsin. Kompunt generatörler ise kompunt motorlardan hatırlayalım. Hem arkadaşlar seri sargısı bulunan hem de paralel sargısı bulunan generatör tipleridir. Şimdi generatörlerin karakteristiklerini az önce bahsetmiş olduğumuz tipleri bir de şekil üzerinden özetle anlatalım. Sabit mıknatıslı yani kalıcı mıknatıslı permanent magnet tipleri olan doğru akım generatörlerine bakalım arkadaşlar. Bu şekillerin her biri ortak indislere sahip. Bir DC gerilim kaynağımız var. Daha sonra bir ne var bakın burada arkadaşlar RA. RA dediğimizdedir armatür sargısının iç direnci. Buradası armatür sargımız yani NDV sargımız. Şuradaki artı eksi dediğimiz çıkıntılı olan yerler ise bizim fırçalarımız. Burası kolektörü temsil ediyor. Şimdi
Kalıcı mıknatıs da arkadaşlar normalde burada N ve S kutbu olmak üzere dışarıda bir manyetik alan olan bir jeneratör tipi. Ne olacak arkadaşlar? Siz bu NDV'yi dışarıdan bir mekanik hareketle döndürdüğünüzde buradaki sabit mıknatıslar alanlarına maruz kalacağından dolayı lens kanununa göre gelimlikleyip ne yapacağız? Şuradaki dış taraftan elektrik alacağız. Arkadaşlar jeneratörlerde şu var artık. Biz buraya artık dışarıdan elektrik alacağız. Biz buraya elektrik vermeyeceğiz artık. Elektrik alacağız arkadaşlar. Şimdi kalıcı tiplerde en küçük uygulamalarda kullanılan ve en kolay çalışma prensibine sahip nedir arkadaşlar? Jeneratör tipleridir. Harici uyartımlı veyahut da diğer adıyla yabancı uyartımlı tip olanı var. Bunda ise arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Bakın buna dikkat ederseniz burada main diyoruz. Yani dışarı alınan. Burada source yani kaynak uyguluyoruz. Bakın burada ise şöyle yapıyoruz. Alan sargısını dışarıdan besliyoruz. Ve daha sonra burada ise NDV'de ise buradan bir ne yapıyoruz? Buradaki NDV'yi döndürerek dışarı bir gerilim akmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Bir ara verelim. Kaldığımız yerden devam edelim.